6 aydır işsizdim. Benim safi zarar olduğumu anlayan babam bana çoktan bir iş bulmuştu. Ama benim henüz bundan haberim yoktu. Hayırdır oğlum? Kafanı kurcalayan bir şey mi var yoksa iş yerinde birine mi aşık oldun? Olur mu öyle şey baba ya? Lan yok da böyle bir şey. Sanki iş varmış da, işte çalışıyormuş da. Bir de ağzını bük ya, yok da böyle bir şey. Hanımla işe girecektin sen. Allah aşkına, bu evde böyle bağırma Yaşar. İçindeki bir fırtına da olsa, bir şey de olsa bir tut kendini Allah aşkına. Babamın psikolojisi bozuluyor sonra. Bak, yemeden içmeden kesildi, iştahı kesildi adam. Ya dişim kesmiyor. Ben dişim kese çok daha şahane bak. Ne yapayım Şengül? Ha? Bak aylar oldu bu herifin işe bir şey gireceği yok. Ya baba! Ya yeter artık Allah aşkına ya! Ya ben senden daha çok istiyorum işe girmeyi. Gerçekten Bender'cim. Ya baba yarına çıkmak nasip olmasın, evde oturmak ağrıma gidiyor artık ya. Ya avrat Hasan gibi evde dolanıyorum, kimseye bir faydam yok ya. Gerçekten aklından bunlar mı geçiyor Ender'cim? Baba! Beni bilen bilir. Delikanlı adamımdır. Şu dünyada benden daha çok işe girmek isteyen ikinci bir insan evladı bulamazsın. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Sana işi buldum. Nerede buldun? Şu bizim arka sokakta yok mu oğlum? Sivaslı kardeşler halı kilim sarayı. Vardı. Artık yok. Şeriflerin dükkanı battı değil mi? Batar mı ulan onlar? Elin oğlu cin gibi cin. Herkesi kendi gibi salak zannediyor. Adamlar baktı ki halı kilim işi fısladı. Ne yaptılar? Elektronik markete çevirdiler. Tezgahtar olacaksın yanlarında, tezgahtar. Orada. Evet orada. İlk maaşınla annene ne alacaksın evladım söyle. Ya anne bir dakika ya. Baba sen o şerifi bilmiyorsun ya. Deli gibi, manyak gibi bir şey ya. Ta ilkokuldan beri kinli baba bana o. Sirke maymun diye ver. İlaç şirketine kobay diye ver. Hatta Sabriye taktik diye ver. Onun yanına verme beni baba ya. Ya baba yalvarıyorum verme ya. Elini ayağını öpeyim baba verme ya. Ya baba yalvarıyorum. Ne kadar yalvarsam da sonuç değişmedi. Çünkü oturduğumuz evin mal sahibi ünlü heykeltıraş Rauf amca yine babamı sıkıştırmıştı. İstanbul'da böyle bir evin kirası dünya para. Peki biz nasıl böyle bir evde oturabiliyorduk? İşte böyle. Aman yasın, emanet dedim mi bana güven abi. Şunlar çok önemli çünkü. Çoluk çocuk eliyle oymaya falan başlar. Seni seviyorum bilmem ne falan yazarlar. Sakın öyle bir şey olmasın. Asla. Bu evlerden kalmadı çünkü Yaşar. Biliyorum canım abi. Aman gözünü seveyim. Aman biliyorum güzel abim benim. Rauf abi. Bak, çok rica ediyorum. Gözün gibi bak yani. Gönül rahatlığı içinde Amerika'ya gidebilirsin canım abicim. Gözün arkada kalmasın. Ben evi helal süte mis sanattan anlayan birine münasip bir kirayla veririm. Her ay paranı tıkır tıkır alacaksın. Mersin Yaşar'cığım işte budur. Aman gözünü seveyim kirayı yüksek tut. Bank hesapları hızla erimeye başladı çünkü. Gerçi buradan alacağım kira benim kanişlerin mama parasına yetmez ya. Doğru. Neyse artık. Yettiği kadar ben. Hadi bakalım. Öpeyim canım. Yok abi. Ya o kadar yaşlanmadık ne yapıyorsun ya. Eyvallah canım abi. Haydi bakalım. Güle güle canım abi. Haydi bakalım hoşça kal. Selametle. Hayırlı yolculuklar abi. Sağ ol canım benim. Başların yeni malikanesi. Möbleli, dayalı döşeli. Ay Allah herkese senin gibi koca versin Yaşar. Amin amin. Gerçi evde birkaç tane heykel meykel var ama olsun. O da eve postmodern bir hava katacak. Ha? Kimin babası be ha kimin? Nasıl buldun baba? Ahşap. Ahşap diyor. Hadi buyurun. Gel eşyaları toparla. Gel nezarete.